Aman. Ay. Bugün hava çok güzel, öyle değil mi? Ya, evet çok güzel. Nereye gidiyorsun sen böyle sabah sabah? Önüne bak! Ha? Sen hala atlayamıyorsun değil mi? Hayır, tabii ki atlayabiliyorum. Ama atlamayı tercih etmiyorum. Anladım, tamam. Peki nereye gidiyorsun? Bugün annemin doğum günü. Onun için çiçek toplayacağım. Ama neden anlamıyorsun? Çölde çiçek olmaz ki. Ya gerçekten inadından hiç vazgeçmiyorsun. Aman ya! Sen yine mi küstün bana? Ben çiftliğe dönüyorum. Çok yüksekti bir kere o çitler, tamam mı? Senin kanatların var tabii. Uçarken konuşmak çok kolay. Bu kadar huysuz bir at olduğunu neden söylemedin sen bana? Birazdan sakinleşin. Görüyorsun işte. Sana söylemiştim. O gerçekten çok güçlü bir at. İşte bu da kanıtı. Sakin ol, dur. Tamam. Tamam. Dur, çıkart. Dur bakalım. Bırakın beni lütfen. Oğlum. Benimle dalga geçmemeliydin Keklik. Anne? Anneciğim, neredesin? Annem burada mı? Değil. Hadi ama anne. Anne çok korkuyorum. Anne. Şiraz'ı çok iyi paraya satmışsın. Ne?
Annemi sattılar mı? Safkan bir kısrak o. Gerçekten de çok para verdiler. Anne, anne bizi para için mi birbirimizden ayırdılar? Kervan yola çıktı bile. Bir hafta sonra Medine'de olurlar. Ne? Medine mi? Riyah'ı almak için de Şam'dan geliyorlar. Yarın onu da sattım mı bu iş tamam. Harika olacak. Ne? Şam mı dedi? Orası neresi? Ben bir daha annemi göremeyebilirim. Anne, bekle anne. Gelip seni bulacağım. Bu arada Riyah nerede? Ha? Söyler misin? Ahırdadır tabii ki. Küçücük tane. Nereye gidebilir ki? Değil galiba. Ne? Kuyruğum. Geçmiş olsun evlat. Riyah ahırda yok. Hadi ama. Oyalanma kaç. Çabuk ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Nereye kayboldu bu? Bulun, getirin onu çabuk bana. Acele edin hadi. O biraz zor işte. Yakalarsan satarsın. Ben anneme gideceğim. Korkma oğlum. Sakın korkma. Annen seni bırakmayacak. Buradan kurtulacağım. Ne kadar huysuzmuşsun sen böyle. Hayır, huysuz değilim. Anneyim ben. Anne. Ha? Senin Riyah değil mi o? Bak. İşte ahırın önünde. Ha? Buraya gel. Kaçma dedim sana. Buraya gel. Daha çok beklersin. Bacaksızı. Bana bacaksız mı dedi o? Bir çifte atarsam görürsün sen bacaksızı. Bırak şimdi bunları. Koş. Kaç. Hadi koş. Yakaladım seni. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Gel dedim sana. Benden kaçamazsın. Yakalayın şunu. Ben bu taraftan gidiyorum. Gel buraya. İşte, işte şurada. Yakalayın. Galiba işim bitti. Biraz daha zorla. Ne?
Sanırım kurtuldum. Ayaksın. Pek sayılmaz ufaklık. Neler oluyor orada öyle? Burası pazar alanı. Koş, koş. İşte yakaladım seni. Yakaladım seni. Bu sefer yakaladım seni. Gel buraya. Ne yaptığımı sanıyorsun? Beni değil, dayı yakalayacaksın. Kurtulur mu sence? Yok, hayır. Bence kurtulamaz. Bence atlatacak. Sağa dönmeli. Hayır, sola dönmeli. Çekil! Kaybol. Fazla uzaklaşamaz. Hey ufaklık, başımı derde sokma benim. Kaybol dedim. Çabuk evine dön. Lütfen, lütfen, lütfen. Çabuk olun, şu tarafta olabilir. Çabuk olun. Allah'ım, Allah'ım, geliyorlar işte. Başıma dert açacaksın. Vay. Eğil hadi. Sana eğil dedim. Tamam, çok teşekkür ederim Deva amca. Çok teşekkür ederim. Adamlar gidince kaybol. Tamam, söz veriyorum. Nereye kayboldu bu? Kesin buralarda olmalı. Buralarda yok. Her yeri arayın. Her yeri.
yavru tayı kaçmış ey ahali. Ubey tayı bulana bir kese altın vereceğini ilan etti. Duyduk duymadık demeyin. Ne? Bir kese altın mı? Çabuk biz bulalım. Nereye gidecek küçücük hayvan? Hadi bulalım. Hadi Zafir. Onu herkesten önce biz bulalım. Bir kese altın verecekmiş. Niye duruyoruz ki? Şşş, delirdin mi sen? Bulduktan sonra niye sahibine verelim ki? Baksana, onu bulana tamı tamına bir kese altın veriyormuş. Kim bilir tayın değeri ne kadar, düşünsene. Onu biz bulup götürüp Şam'da satarız. O zaman sadece bir kese değil, kim bilir kaç kese altınımız olacak. Ayaksın şeytan seni. Yola çıktığımızdan beri sürekli uyuşsuzluk yapıp durdum. Acaba hasta mı ne? Bırakın beni lütfen oğlum. Küçük bir oğlum var. Gitmem lazım. Oğlum. Oğlumun bana ihtiyacı var. Bırakın beni. Böyle yaparsan hiç kaçamazsın. Bence biraz sakin ol. Sen kimsin? Kervan yola çıktığından bu yana dikkatle seni izliyorum. Küçük bir oğlum var galiba. Ben de senin gibi bir anneyim. Seni anlıyorum ama sen böyle huysuzlandıkça daha sıkı bağladılar seni. Kaçacağını düşünmedikleri bir anda bunu yapmalısın bence. Sakin olursan başarırsın. Sanırım haklısın. Peşimden gelme dedim sana. Başıma bela olacaksın. Bana yardım eder misin deve amca? Bana deve deyip durma. Benim bir adım var. Tamam. Git başımdan çocuk. Benim Medine'ye gitmem gerekiyor. Git o zaman. Annem. Annemi sattılar. Ayrıca beni de Şam'a satacaklarmış. Kulaklarımla duydum. Öyle dediler. Seni anlıyorum tabii. Ama gözlerinde duyamazsın zaten. Ne olur yardım et bana lütfen. Kaybolacağım diye bana söz vermiştin. Şimdi kaybol gözümün önünden. Ben kendim yaparım o zaman. Tamam, annemi ben kendim bulurum. Tek başıma. Yani bulabilirim. Giderim ben. Gidebilirim tabii. Niye gidemeyeyim ki zaten? Gördün mü, ben sana çıkmayalım dedim. Şimdiden yoruldun. Beni satacaklar. Seni de keseceklerdi. İstersen geri dönelim, ne dersin? Anladım. Peki yolu biliyor musun? Acaba olabilir mi? Hey çocuk. Ha? Buraya baksana. Ha? Gel şöyle. Sana gel şöyle dedim. İnsanlar geliyor. İstenmediğim yerde durmam, anladın mı? Ben kendim giderim. Senin annenin adı neydi? Şiraz. Ne? Sen az önce Şiraz mı dedin? Dur! 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 Çocuk, nereye kayboldun? Başıma bela olacak demiştim. Ve oldu da. Çocuk! Tay! Yakalandın sandım Riya. Yo, hayır, kaçtım. Pazarda seni kaybettim. Sonra o inatçı deve Jabal'la gördüm seni. Evet, çok inatçı biri. Buradan geçen bir tay gördün mü? Yok, görmedim. İyisi burada, gel. İyisi burada. Bak. Peki ben o tarafa tek başıma nasıl gideceğim? Ama annem, annem, benim annemi bulmam lazım. Ne olursa olsun gideceğim ve onu bulacağım.
Bana sorarsan vazgeç. O kadar yolu gidemezsin tek başına. Medine çok uzak. Ama benim gitmem lazım. Gel bakalım küçük hazinem, gel bana. Gel buraya bakalım. Bırakın seni, bırakın. Kaçamazsın. Bırakın seni, bırakın. Bırakın seni. Sanki yer yoruldu, içine girdi. Kalk hadi, koş, koş çabuk koş. Baksana, iki koca adamız, bir tayı yakalayamadık, hala uğraşıyoruz. Olacak iş değil. Seni bir elime geçireyim var ya, at mısın, kay mısın? Ne olduğunu umurumla bile değil, seni yakalayacağım. Satamazsam da kesip yiyeceğim, seni yiyeceğim. Ama sen çok pahalı dedin, bence yememeliyiz. Sus, konuşmayı bırak be kurt. Ne yapıyorsun? Önüne baksana. Görmüyorum ki. Tol! Tay mı dedim ben? Aman neyse. Tol! Çocuk! Hey, kurtulmuş. Vallahi öyle, kurtulmuş. Ne o, kayıp mı oldun ufaklık? Hayır, kayıp falan olmadım. Bu sokakları çok iyi biliyorum ben. Tabii, tabii öyledir. Tamam, tamam, kızma sen de. Peki anlat bakalım, niye kaçıyorsun? Sahibimiz annemi satmış ve benim onu bulmam gerekiyor. Annemi Medine'ye götürüyorlar. Beni de satacak ama beni Şam'a satacak. Medine ne tarafta? Medine şu tarafta. Hayır, şu tarafta. Hayır, o tarafta değil. Hı? Sen yaşlandın iyice. Medine bu tarafta. Bir kere güneş o taraftan batmıyor ki. Kafan gitmiş senin. Onun güneşin doğduğu yöne doğru gitmesi lazım. Hayır, onun güneşin battığı yöne gitmesi gerek. Hoşça kal Mekke. Öyle değil mi? Evet ama ne yaparlarsa yapsınlar beni oğlumdan asla ayıramazlar. Mutlaka bir yolunu bulacağım. Mutlaka. Hey çocuk, nereye gittiğini sanıyorsun? Bu seni neden ilgilendiriyor? Büyüklerinle böyle konuşulmaması gerektiğini bilmiyor musun? Ben sana annemi bulacağım dedim ya, Medine'ye gidiyorum. Madem yardım etmeyeceksin bırak artık. Ben kendim giderim. Medine o tarafta değil bir kere. Peki ne tarafta? Gel benimle. Ama nereye? Senin başına ödül kondu, anladın mı? Bu şekilde nereye kadar gidebilirsin ki? Hadi onlardan kurtuldun diyelim. Günlerce sürecek olan çör yolculuğuna nasıl dayanacaksın, düşündün mü hiç? Söylesene, çölde su nerede, yiyecek nerede biliyor musun? Ama annem... Geliyor musun, gelmiyor musun? Ha? Birlikte gideceğiz. Gerçekten mi? Ama önce benim uğramam gereken bir yer var. Yürü. Tek bir şartım var. O da fazla konuşmak yok. Thank you.
geçmem lazım. Yol boyunca ihtiyacım olacak. Hey, tamam, anneme yetişebiliriz o zaman değil mi? Çok teşekkür ederim Deve amca. Enerjini boşa harcama. Yolda çok fazla ihtiyacın olacak. Ha bu arada bana deve deyip durma. Ama sen devesin. Evet ama bir adım var ve adım Cabal. Çok memnun oldum Deve Cabal amca. Benim adım da Riya. Arayalım. Niye bekliyoruz? Hayır. Gece çökene kadar bekleyeceğiz. Küçücük hayvan nereye gider ki? Enerjini boşa harcama. Bu gece o atı getirene iki kese altın vereceğim. Anladınız mı beni? Uyumayın sakın. Bulun onu. Vay vay vay. Bu kadar kıymetli bir at demek ki. Hadi o zaman yürü gidiyoruz. Hani gece çökünceye kadar bekleyecektik? Çok konuşma, yürü dedim sana. Hey çocuk, toz kaldırma. Görmüyor musun, su içiyorum. Tamam, su içeceğim dedin ama saatlerdir buradayız. Anneme... Bırak da suyumu içeyim. Benim bu çölde dayanmam için su içmem gerekiyor. Sana kaç kere daha anlatacağım bunu? Tamam anladım ama bütün kuyuyu içtin zaten. Daha ne kadar içebilirsin ki? Ben bir seferde 90 kilo su içiyorum seni çok bilmiş çocuk. Böylece 9 gün boyunca yemeden içmeden yaşayabilirim. Ha? Gerçekten mi? Vay! Bitti mi? Şimdi bitti mi? Peki bu gece biter mi acaba? Ya baksana kuyudaki su bitti artık yeter. Tamam konuşmuyorum sustum. Kadar su içtin biliyor musun Deve Cabal amca? Sana bir şey sorabilir miyim? Hayır. Tamam. Ama çok merak ediyorum gerçekten. Tamam sor. Neyi merak ediyorsun? Tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor musun? Hani o kadar çok su içince şey anlarsın ya. Yürü hadi. Bak seni götürürüm ama tek bir şartım var demiştim. Yani kapat çeneni. Tamam. Aslına bakarsan çok kıymetli bir atım ben. Öyleymişim yani öyle diyorlar. Sahibimi söylerken duydum biliyor musun? Ufaklık. Tamam tamam sustum konuşmuyorum. Senin hikayen ne? Nereye kayboldu bu? Yoksa hepiniz bittiniz. Kesin buralarda olmalı. Geri dönüyoruz hadi. Tamam sustum. Sessiz ol. Geç şöyle arkama. Çık çıkarayım deme sakın.
Nereye kayboldu ufacık haliyle anlamıyorum ki. Mekke'nin her yerinde bütün halk onu arıyor. Bulamadınız mı biriniz yani? Sana ben kaç kere ağzında bir şey varken konuşma demedim mi? Ha? Söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Bak sen şu işe. Gökte ararken yerde bulduk. Bu harika bir şey. Bugün şanslı günümüzdeyiz ortak. Bir safkanta, yanında da kesip afiyetle yiyeceğimiz bir deve var. Kalk hadi. Kalk çabuk hadi. Hadi koş koş. Çabuk olun, çabuk olun. Fırtına geliyor, hadi. Acele edin biraz, herkes önlemini alsın. Çabuk olun. Anne! Anne! Leyla, neredesin kızım? Anne! Ne yapıyorsun, ne oldu? Duymuyor musun çocuğun sesini? Bize ne? Leyla! Kızım! Fırtına yaklaşıyor. Ha? Saklanacak bir yer bulmamız lazım. Sen eksiktin. Gözlerini açsana, kör falan olmadın. Aa, sonunda görüyorum. Sen de mi bizimle geleceksin? O kadar yolda seni tek başına bırakacağımı düşünmedin herhalde, değil mi? Vay, sen nereden biliyorsun burayı? Tamam, konuşmuyorum. Baksana deve Jebal amca. Sen hiç masal biliyor musun? Bilmiyorum. Niye? Annem bana her gece uyumam için değişik masallar anlatırdı. Bakıp usanmadan. Hem de çok güzel masallar. Ne, ağlayacak mısın? Hayır, tabii ki ağlamayacağım. Bak, gerçekten hiç masal bilmem. Ama sana bunun gibi bir mağaranın hikayesini anlatabilirim. İster misin? Evet, dinliyorum. Sen Hazreti Muhammed'i biliyorsun, öyle değil mi?
Evet, biliyorum. Allah'ın alemlere gönderdiği son peygamber. O gece diğer bütün gecelerden çok daha karanlıktı. Müşrikler Hazreti Muhammed'i Mekke'de istemiyorlardı. Müşrik ne demek oluyor? Onlar Allah'a inanmıyorlar mıydı? Peki neden kovdular? Dur biraz çocuğum. Başladın yine değil mi? Ben çok merak ediyorum ama. Müşrikler hem Allah'a hem de putlara inanıyorlardı. Put ne demek? Nasıl anlatsam sana? İnsanlar kendi elleriyle bir takım heykeller yapıyorlardı. O heykellere put denir. Onlara dua ediyorlar. Sonra da acıkınca... Çok acıktı. Onları yiyorlar. Sessiz olun. Tamam. Sonra ne olmuş? Onlar Hazreti Muhammed'i ve diğer Müslümanları istemiyorlardı. Çünkü Hazreti Muhammed onlara yapmayın, bu çok yanlış, Allah'a inanın diyordu. Bu yüzden Mekke'de yaşayan müşrikler onlara yemek vermemeye başlamışlardı. Onları kendi evlerinden bile kovmuşlardı. Müslümanlar çok zor durumdaydı. O yüzden Hazreti Muhammed bütün Müslümanlara Medine'ye gitmelerini, kendisinin de eşlerinden geleceğini söyledi. Ne oldu peki? Yani herkesi evinden attılar mı? Onlara saman ve su vermediler mi? Saman değil tabii ama yemek vermediler. Üstelik onları dövdüler. Sadece putlara tapmadıkları için. Gerçekten mi? Sonunda bütün Müslümanlar Medine'ye gitti. Müşrikler Hazreti Muhammed'in ve Müslümanların yemek yiyip güçlendikten sonra dönüp Mekke'yi kendilerinden alacağını biliyorlardı. O yüzden peygamberimizi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Sen ciddi misin? Evet, çok kötü. Eminsin değil mi? Evde. Eve girene kadar takip ettim. O zaman bu gece bu iş tamamdır. Müşrikler peygamberimizin evine sessizce yaklaşmaya başladı. Çok sessizdiler. Adamlardan biri kılıcını kaldırdı. Ve tam indireceği sırada... bu o değil. Bir baktılar ki o Hazreti Muhammed değil, Hazreti Ali. Hazreti Muhammed'in yakınlarından biri yani. Hazreti Muhammed'in elbisesini giyerek onun evinde kaldığını anladılar. Müşrikler onu izlemiş, Hazreti Muhammed sandıkları için eve gelmişlerdi. Vay, bu gerçekten çok zekice. Ya. Peki, peygamberimiz o sırada nerede? Hazreti Ali müşriklerin planını öğrenmişti. Peygamberimizin en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebubekir'e olayı anlattı. O mutlaka bir yolunu bulur diye düşünmüştü. Hazreti Ebubekir bu olayları duyduktan sonra şehri hemen terk etmeleri gerektiğini söyledi. O yüzden peygamberimizle birlikte gece yola çıktılar. Yani çoktan gitmişlerdi. Evet, ama zor bir yolculuk onları bekliyordu. Çünkü müşrikler onları görmeden şehirden çıkmaları hiç kolay olmayacaktı. Aynı bizim gibi. Evet, aynı bizim gibi. Peki sonra? İşte o gece Hazreti Ebubekir ve peygamberimiz tıpkı buna benzeyen başka bir mağaraya saklandılar. Ancak ertesi gün müşrikler onların izlerini bulmuştu ve mağaranın ağzına kadar geldiler. Buldular mı yoksa? Buldular mı onları? Yakalandılar mı? Hayır. Bir mucize gerçekleşti. Mağaranın girişine bir güvercin çok hızlı bir şekilde yuva yaptı. Ve bir örümcek bir ağ kurdu.
kaçıyorum. Hayır, 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 sakın bunu yapayım deme. Aferin sana. Sen kimsin? Aa, merhaba, merhaba. Şey, kendimi tanıtmama izin verir misiniz lütfen? O benim büyük 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 dedemdi. Yani buradaki bütün mağaralar bizden sorulur. Gerçekten mi? Vay, ne güzel. Hey, bir dakika. Bizim de hakkımızı yemeyin. O gün yumurtalarını bırakan da benim büyük 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 annemdi. Bunu söylemem lazım. Ve ayrıca tabii şunu da belirtmeliyim. O gün büyük 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 annem yumurta bırakmasaydı, yani mağaralar bizden de sorulur. Haksız mıyım? Bak yine başladın ama. Hayır, sen başladın. Amma da çok gürültü yaptınız. Yine mi kavga ediyorsunuz? O başlattı. Hayır, o başlattı. Hoş geldiniz. Siz kimsiniz? Jabal amca. Kims bu çocuk, söyler misin? Riyaz. Annesini satmışlar. Biz de annesini bulmak için çöle gidiyoruz. Hiç gelmiyorsunuz Jabal amca. Babam uzun zaman hep seni sordu. Sessiz olun, kavga etmeyin. Tamam, iyi geceler o zaman. İyi geceler, umarım anneni bulursun. Teşekkür ederim, onu bulacağım. İyi geceler. Aman Allah'ım, çok heyecanlı olacak. Ya ne demezsin? Çok fazla uzaklaşmış olamazlar. Hızlı yürü hadi. Deve Jabal amca, çok merak ediyorum. Hadi anlat, sonra ne olmuş? Kurtulmuşlar mı? Nasıl kurtulmuşlar? Anlatsana. Müşrikler bakmışlar ki girişte yuva ve ağ var. Etrafa iyice baktıktan sonra buraya gelmiş olamazlar diye düşünmüşler. Baksanıza, burada örümcek ağı ve kuş yuvası var. Buraya girmiş olamazlar diyerek gitmişler. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir o mağarada tam 3 gün kaldılar. Ve o 3 günün sonunda oradan ayrıldılar. Ha? Ah. Hadi, hadi anlatsana. Ben sana çıkmayalım dedim, değil mi? Şimdiden yoruldun. Beni satacaklar. Seni de keseceklerdi. İstersen geri dönelim, ne dersin? Peki, yolu biliyor musun? Şu önümüzde gidenler var ya, Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir. Onları takip edeceğiz. Hey, nasıl fikir ama. Böylece Hazreti Muhammed bizim kılavuzumuz olacak. Oh, düşün oğlum, çalıştır saksıyı. Jabal, çok zekiyim öyle değil mi? Kabul et işte. Hadi ama. Sonra çıkmışlar mı mağaradan? Evet, çıktılar tabii. Peki kötü adamlar buldu mu onları? Hayır, bulamadılar. Ama daha zor bir şey onları bekliyordu. Artık kötü adamlar yoktu ama önlerinde aşmaları gereken büyük ve acımasız bir çöl vardı. Bizim yapmamız gereken gibi. Vay! Günlerce çölde açlık, susuzluk, sıcak ve kum fırtınaları tehlikesiyle yürümeye başladılar.
Vay, aynı bizim gibi. Sonra vardılar mı Medine'ye? Hadi Asifa, hadi dostum, biraz daha dayan. Az kaldı, başardık. Hazreti Muhammed Medine'ye girdi. Sonra... Dinlenelim biraz. Geceyi burada geçmeyelim. Artık yolda yakalarız. Dönüşün çok zor biliyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Ben dönmek zorundayım. Oğluma gitmek zorundayım. Ah, nasıl da korkmuştur şimdi. Ha? 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 Ha?
Korktun mu? Evet, tabii ki korktum. Ama bundan değil. Burada yalnız kalmaktan çok korktum. Ama şimdi çok mutluyum. Çünkü artık korkmuyorum. Bu çok mu komik? Evet, çok komik. Hadi bakalım yürü, yolumuz çok uzun. Üstelik seni satmak, beni de kesip yemek isteyen iki adam var peşimizde. Oh hayır, hani neredeler, buldular mı bizi? Hayır, şimdilik tehlike yok ama olabilirdi. İyi yolculuklar. Teşekkür ederiz, görüşürüz. Anneni çabucak kavuş sevgili Tayt. Keklik nerede? Bilmiyorum ama umarım dönmüştür. Lia, sana yemek getirdim. Ama ben solucan yemem ki. Aman tamam yeme. Ben yerim o zaman. İn sırtımdan. Onca yolda kanat çırpamam ben. Hem sen deve değil misin? Sana in sırtımdan dedim. Ben susadım. Ben çok susadım. Duydum. Cevap versene o zaman. Biraz sabredeceksin. Ama ben çok susadım. Tamam. Kuyuya gidiyoruz, dayan. Sonra ne olmuş? Ne sonra ne olmuş? Dün gece uyuyakalmışım. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir'e. Sonra ne olmuş onlara? Çok merak ediyorum. Anlatsana Cabal. Lütfen anlat Cabal. Bana Cabal deyip durma. Ben senin yaşıtın mıyım? Çok genç duruyorsun ama. Hadi anlatsana, varmışlar mı Medine'ye? Sonra ne olmuş? Mekkeliler peşlerinden gelmiş mi? Evet. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye varmışlar. Medine'li Müslümanlar Hazreti Peygamber'i büyük bir coşku ve sevinçle karşılamış. Sen buraya ilk defa geliyorsun değil mi? Ben babamla daha önce buraya çok gelmiştim. Hani yolu bilmiyordun, öyle demiştin bana. Hayır, ben öyle bir şey demedim ki. Saksıyı çalıştır diyerek sen tutturdun takip edelim diye. Ben sadece yolu biliyor musun diye sormuştum. Bu hayvanlar çok yorgun ve aç görünüyorlar. Çabuk su ve yiyecek getirin hemen. Hadi anlatsana. Medine'deki insanlar çok iyiliksevermiş. Evlerini, yiyeceklerini Mekke'den gelen kardeşleriyle paylaşmışlar. Vay, samanlarını vermişler yani, öyle mi? Bu çok güzel. Evet, çok güzel. Birine yardım etmek, sahip olduklarını paylaşmak kadar güzel bir şey olur mu? Olmaz tabii, haklısın. Tamam, sonra?
Baba yeni mi aldın bu atı? Hayır oğlum, bizim değil. Allah'ın Resulünü karşılarken onları yolda gördüm. Zavallıcıklar perişan haldeydi. Uzun yoldan gelmişler belli hallerinde. Hem aç hem de susuzlardı. Belki benimle kalmak ister, ne dersin? Sahipleri yok gibi aslında. Hadi bakalım okşa başını. Seninle kalmak isterse huysuzluk etmeyecektir. Bir şey söylesene, huysuzlanayım mı şaha mı kalkayım, ne yapayım? Bekle. Jabal, ben kalıyorum. Muhteşem bir duyguymuş bu Jabal. Gerçekten mi? Kalalım o zaman. Aa, bu çok iyi geldi be. Sonra yine sustun ama ben meraktan çatlayacağım burada, anlatsana. Sonra müminler burada çok ama çok güçlenmişler. Ama Mekke'deki müşrikler rahat durmuyor ve onların gelişmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyormuş. Bunun için önce mal alıp satmalarını engellemeye çalışmışlar ve sonra onları fakirleşmeye zorlamışlar. Nasıl yani? Anlamadım, nasıl yapmışlar? Biliyorsun, kervanların yolu üzerindeki su kuyuları önemlidir. Bu arada çok susadım. İşte tam olarak senin gibi. Kuyu olmazsa su içemezsin. Su içemezsen de yaşayamazsın. Çölü geçmen mümkün olmaz. Ölüyorum ben. Sakın arkamdan ağlamayın. Sadece çok iyi bir keklikti deseniz yeter. Hoşça kalın çocuklar. Su kuyularını Müslümanların kullanmaması için onlara tuzak kurmuşlar ve saldırmışlar. Su! Su! Dur koşma! Su! Ne? Su mu? Nasıl içeceğim ben bu suyu? Birazdan gece olacak. Burada dinlenin. Sabah yeniden yola çıkarız. Sen niye içmiyorsun? Sana dedim ya, ben 9 gün aç ve susuz yaşayabilirim. Vay! Süper kahramanlara benziyorsun yani. Yok canım, o kadar da değil. Aslında doğası gereği öyle ya. Kahraman değil yani. Sırtımda yolculuk etmekten vazgeçtin galiba. Evet, öylesin. Sen bir süper kahramansın. Lütfen, biraz daha anlat, lütfen. Bu savaşlardan biri de Bedir Savaşı'ydı. Bedir kuyusunun yakınlarında müşrikler bu savaşı çok büyük kayıplarla kaybettiler tabii. Sonra daha büyük bir öfkeyle civardaki halklardan yardım toplayıp büyük bir orduyla Uhud Dağı'nın orada Müslümanlara saldırdılar. Bedir Savaşı'nda öyle çok korktular ki. Bak onları nasıl da ezip geçeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bize engel olamayacaklar. Sanırım artık gitme zamanı. Hadi benim aslanım, gidiyoruz. Allah'a emanet ol arkadaşım. Sonra Uhud'da büyük bir savaş oldu.
Süper, süper. Oo, al. Savaş mı istiyorsun? Al sana düşman. Al. Savaş hiç iyi bir şey değil evlat. Savaş hiçbir zaman süper olamaz. Bunu o güzel aklından hiçbir zaman çıkarma. Tamam mı? Tamam, ben özür dilerim. Yani hani müşrikler öyle kötü davranınca... Evet, seni anlıyorum. Ama ne olursa olsun savaşmak en son çare olmalı. Bu da bizim mutlu olacağımız, övüneceğimiz bir şey değildir. Bunu sakın unutma. Ama sen tüm bunların hepsini nereden biliyorsun? Çünkü ben Hazreti Peygamber'i hicret ederken takip ettim. Ha? Gerçekten mi? Vay! Evet, gerçekten. Peki arkadaşına ne oldu? O nerede? Hala Mekke'de mi? Şimdi orada mı? Onlar şimdi çok güzel bir yerdeler. Cennetteler. Hayır, değil. Benim arkadaşım Bedir Savaşı'na katıldı. Ve Uhud Savaşı'nda da sahibiyle birlikte kahramanca savaştı. Medine'deki Müslümanları onlar korudu. Vay! Arkadaşın tam bir kahramanmış. Evet, o tam bir kahramandı. Peki, şimdi sen Mekke'deydin. Önce Medine'deydin ama değil mi? Of, kafam karıştı benim. Sonra, yıllar sonra, müminler Mekke'ye döndüler. Eziyet gördükleri ve kovuldukları şehri savaşmadan geri aldılar. Çünkü Peygamberimiz hiçbir zaman savaşmak istemedi. Çünkü savaşmak hiç iyi bir şey değil. Evet. Tabii ben de sahibimle birlikte Mekke'ye döndüm. Ha? Yani sen de gerçekten bir kahramansın. Hayır, ben değilim. Söylediğin gibi arkadaşım bir kahramandı. Sen yine çok konuşuyorsun. Hadi bakalım yat uyu. Buralarda bir kuyu vardı ama nerede? Az kaldı oraya. Ben biliyorum. Hadi. Ay.
Of, ama ben çok sıkıştım ya. Hey! Şşt, hadi uyan. Bizim yemek uyandı. Dua et de kaybolsun. İnşallah. Jamal! Jamal! Rhea! Neredesin? Rhea! Yemeğe az kaldı. Hem de çok az kaldı. Rhea! Neredesin? Rhea! Bulduk onları, bulduk. Kalk, acele et, yürü. Gel bana minik servetim, gel bana. Bence sen burayı hiç sevmedin. Yanılıyor muyum? Tamam, bekle. Güle güle git güzel at. Güle güle, seni seviyorum. Geliyorum oğlum, geliyorum. Bekle beni. Bundan emin misin? O bizim yemeğimiz. Bırak kaybolsun. Geliyorum oğlum, geliyorum. Bekle beni. Thank you.
Ne kadar sağlam çıktı bu. Ben çok yorgunum. Yürüyecek halim kalmadı. Jabal, korkuyorum. Anne, su. Oh be, nihayet düştü sonunda. He? Düştü mü dedin? Koş hadi, yardım edelim. Yeminle seni yiyeceğim. Niye? Nihayet. Midemiz bayram edecek. Hadi yine iyiyiz taze. Daha yavru. Bak şu ileride yeşillik var. Onlardan yesek. Biz akbabayız. Leş yeriz. Öyle yaşarız unutma. Delirdin mi sen? Ama leş yerken benim midem bulanıyor. Hele o kokusu var ya. Hayır, ben akbaba olmak istemiyorum. Hadi sosta yürü. Yoksa açlıktan öleceksin. Midem çok bulanıyor benim. Sanırım ben kusacağım. Sakin ol, sakin ol. Al. Hadi bakalım. Senin bir amacın var belli, hadi git. İşte böyle. Ajax, buldu yaşlı deve. Aa, iyi hadi çok şükür. Sonunda geldi deve. Gel. Gel buraya. Sen var ya kesinlikle bir akbaba değilsin. Ne diyeyim, ne yapacaksın? Bana söyler misin? Gel, ben sana yemyeşil tane. Gel buraya. Gel, seni yiyeceğim. Rüya. Rüya, iyi misin? Rüya. Aç gözlerini evlat, hadi. Sakın bana bunu yapayım deme. Hadi uyan, uyan hadi. Jabal. Sana yanımdan ayrılma demedim mi? Hadi evlat, biraz zorla kendini. Korktun mu yoksa? Korktun mu? Söylesene ha? Tabii korktum. Hem de çok korktum, oldu mu? Ha, biliyordum, biliyordum. Beni sevdiğini biliyordum. Niye bu kadar geç kaldın deve Jabal amca? Yoksa başına bir şey mi geldi? Sen de mi kayboldun benim gibi? Ben asla kaybolmam. O zaman... Huh?
yakalak, koş! Hadi gelin, gelin bakalım. Hadi bakalım, çölde kalın da görün gününüzü. Peh, beni keseceklermiş. Ha. Gerçekten mi? Tabii ki. Şu anda sürünüyorlardır. Bir de beni keseceklermiş. Heh. O biraz zor işte dostum. Dedim ya sana, sen süper kahramansın. Şurada yeşil otlar vardı. Gelirken gördüm. Bir şeyler yemen lazım. Gücünü topla ki yola çıkalım. Tamam da keklik nerede? O fırtınadan kurtulamadı sanırım. Amma da uyumuşum. Ne var? Ne oldu? Ne kaçırdım ben? Hiçbir şey kaçırmadın. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir rüya gördüm. Rüyamda fırtına çıkmıştı. Orası Mekke mi? Mekke! Mekke burası, geldik! Yaşasın, kurtulduk! Çok zengin olacağız, öyle mi? Çok zengin olacağız! Kurumuru et gibisi yok. Bu etin yerini tutar mı? Bence çok yanılıyorsun. Meyve gibisi yok. Bu ne? Bilemiyorum. Çok uzak göremiyorum ki. Normaldir. Yaşlandın sen tabii. Haklısın. Hem de çok yaşlandım. Ne var ki bunda? Unutma ki o safkan bir at. Çok duygusal bir an. Ne oldu yine? Şimdi niye ağlıyorsun? Aman neyse, sen ne anlarsın ki zaten? Aa. Özür dilerim oğlum. Bu deve amca bana yardım etti. Biz de sana geliyorduk anne. Jabal amca. Merhaba Şiraz kızım. Hey! Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Jabal amca, senin dedenin en iyi arkadaşıydı. Baban hep anlatırdı bize dedeni. Onun kahramanlığı diğer atlar ve hayvanlar arasında o kadar anlatılmış ki...
Herkes tanırmış dedeni. Asifa, canım dostum. Kahraman dostum benim. Evlat, sana bahsettiğim o kahraman atı vardı ya. Evet. İşte o senin dedendi. Vay, bu çok havalı. Merhaba. Bu arada ben de... Seni tanıyorum. Her sabah oğlumla birliktesin. Onun arkadaş olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Ondan sonra sahibimiz olacak o adam var ya, beni de Şam'a satacağını söyledi. Ben hiç gider miyim sence? Gitmem tabii. Kaçmaya başladım ben de. Ondan sonra da deve Jabal amcaya, şeyi affedersin, Jabal dedeye tosladım. Tosladın mı? Evet, tostlamadın mı? Tosladım denmez canım oğlum. Ona çarptım denir. Her neyse işte. Şimdi nereye? Mekke mi? Olmaz. Sahibimiz bizi bulur. Medine mi? Bilmem ki. Ben biliyorum nereye gideceğimizi. Nereye? Hadi söyle söyle, nereye, nereye? Oğlum, izin verir misin? Lütfen bir sus da cevap versin Jabal amca. Tamam, sustum. Kudüs. Kudüs'e gidiyoruz. Kudüs? Kulağa güzel geliyor.